Gençler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda kardeşim Adil var. Bugün Adil'in saçlarını keseceğiz. Fade kesim yapacağız. Bizim normalde Adil'in saçlarını eski modeli böyle geriye doğru tarıyorduk, yanları kısaltıyorduk. Ama biz buna yeni bir model yaptık. Şimdi de o modelden çıkamıyor. Böyle yanları sıfırlıyoruz. Kat çıkıp üstleri de böyle sola doğru tarayıp biraz gençleştirdim yani kardeşimi. Her zaman genç. Değil mi? Ay. Evet gençler, fazla muhabbete girmeyelim. Şimdi hemen tıraşa başlayalım mı? Sıfırla başlayacağız. İlk önce şöyle bir çizelim etrafını. Katlı olarak keseceğiz saçı. Ayrıca sakalları da alacağız. Top sakal bırakacağım ama makineyle yapacağız onu da. Onu da göstereceğim zaten. Şimdi ilk önce şöyle bir sıfırla komple girelim. Çok fazla yukarı çıkmadan. Hem bunda eğitim amaçlı da çekiyorum sizi. Kesimlerinizi buna göre yaparsınız. Bu arada uzun zamandan beri biliyorsunuz YouTube'a video çekmiyordum. Artık yavaş yavaş tekrar başladım. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edin. Instagram'dan halim.altankingofficial. Yok pardon, ne official ya? O salon Halim King of Official gençler. Karıştırdım ya. Halim.altankingof, bu benim şahsi hesabım. Diğer hesabım da, iş hesabım da salon Halim King of Official. Oradan da takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa onu da. Ayrıyeten TikTok'ta da veririm gençler. Halim Altan King of 1925 linkiyle oradan da takip edebilirsiniz beni. Evet gençler, şöyle bir etrafı güzelce sıfırla aldık. Burayı hallettik. Adem inceyi versene bana oğlum. Ver oğlum. Tamam. Şimdi gençler sıfırla aldık. Ondan sonra yarımı takıyoruz. Bunu böyle takıp çengel yukarıda. Hiç kapatmıyor, açmıyorsunuz. Şu noktadan böyle ince böyle şu kadar bir yukarı kadar çıkmanız yeter. Böyle az az. Hem bu sıfırla çizdiğiniz yer var ya, oradaki izleri de kaybediyorsunuz böyle yaparak. İzler gidiyor. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Burada çünkü artık köşelere giriyoruz ya. Çerçeveyi böyle çiziyorsunuz. Şimdi buraları böyle aldık. Size adım adım gösteriyorum. Adem'im şöyle dursana kanka. Tamam. Evet, burayı böyle aldık. Ver benim, sağ ol. Al evet. Kaç? Dur, onda değil. Daha sıra. Gençler böyle aldık ya. Şimdi bunu çengeli aşağı indiriyoruz. Çengeli aşağı indirdikten sonra şöyle yukarı doğru şuraları güzelce bir yiyelim. Yukarı doğru kavis verin alırken de. Düz olarak şu şekilde girmeyin. Altta bir daha iz oluşturursunuz. Sadece şu üstündeki fazlalıklara. Buraları böyle alarak. Mesela burada saç bu tarafa doğru geldiği için makinenin
Vuruş yönünü de şöyle yapacaksınız. Bakın mesela bu köşeye geldiğimiz zaman makinenin bu köşelerini kullanarak böyle alacağız. Adil uyudu. Adil uyu kanka sen. Sen kafanı oynatma da sürücü sıkıntı yok. Sen yeter ki kafanı oynatma. Evet gençler, burayı da böylece aldık. Adem'in bir numarayı versene gülüm. Sağ olun. Evet gençler, geldik bir numaraya. Bir numarayı taktık, çengeli kapattık. Şimdi şu nokta var ya, burayı alacağız. Çünkü tamamen kat çıkıyoruz, kat çıktığımız için saça. Çok fazla yukarı değil ama. Şu kadarcık yiye yiye yukarı doğru böyle. Yine köşelere geldik. Şimdi buraları da aldık gençler. Ondan sonra nerede? Heh, burada. Şimdi de birle geçtiğimiz yerden bir de bir buçukla geçeceğiz. Yani tam kat veriyoruz. İndirdik çengeli aşağıya. Bakın çok fazla yukarı çıkmadan şu noktadan buraları alarak gördüğünüz gibi zaten saç kendi kendine şekle giriyor. Katı da görüyorsunuz kat geçişlerini. Bakın fark ediyorsanız yukarı doğru vuruyorum makineyi. Şu şekilde. Diklemesine değil. Kaldırarak. Yukarı doğru. Gördünüz mü? Olay bu kadar mı? Şimdi gençler gelelim şuraları ayarlamaya. Adam bana püskülü verir misin oğlum? Dur gülüm. Adil çok sessizsin. Niye öyle? He? Niye içine kaçtın? Senin konsantrasyonun bozmamalı. Kanka benim konsantrasyonum bozulmuyor biliyorsun. Hem oradakiler de öğreniyor. Sen konuş, sıkıntı yok. Ben sana her türlü cevap veririm. Gençler görüyorsunuz. Çok fazla yukarıya çıkmadan şu ufak tefek izler var ya, şunları kaybediyoruz.
İşte Adem'in saç derisi de pek fazla biraz sıkıntılı. Renk değişimleri çok belli oluyor. Ama yine eskiye nazaran abi yüzükler falan iyi. Önceden daha berbattı değil mi? Kıpkırmızı. Kıpkırmızı hiç şey hiç göstermiyor. Kabuk falan gibi. Evet. Şimdi yok ama öyle kabuk falan. Yok hiç olmuyor. Kabuk falan kayboldu. Evet. Çok nadir. Biraz kızardığını hissediyorum ben. Arkadaşlar söyledim o kadar. Ya, o kadarı normal kanka. O kadar şampuan da içtirdim diye. İşte onu yapmayacağım. Benim verdiğim şampuanı kullanacağım. O tuzsuz şampuan işini görüyor senin. Sağ ol gülüm. Gençler şimdi sıfırlamaya gireceğiz. Şöyle bir tık atarak. Bakın mesela size renk değişimleri var diyorum ya. Hani onlar iz gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız iz gibi değil. Bak mesela hatta şurada bile görürsünüz şu olayı. Ama bakın mesela şu bak dibine girip bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Bu yüzden saç izmiş gibi duruyor. Halbuki orada iz yok. Hadi bir tarağımı verir misin? Hayır abi normal kesin tarağım. Aslına bakarsanız gençler orada iz falan yok. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle baktığınız zaman mesela buralarda hep şuralar iz gibi duruyor ya. Ama işte maalesef iz değil onlar. Hep şunların yüzünden oluyor. Onlar da saç egzaması olarak, deri egzaması olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapılır öyle bir şeyde? Deri egzamasında mı? Onun için şey... Adem'de de aynısı vardı işte deri egzaması. Usturoyumluk şey kullanıldı ya. Onunki gibi bir şey yapılacak. Al oğlum Adem onu şarja takıver. Evet gençler şimdi oraları aldık. Şimdi sıra geldi makaslamaya. Alayım. Makası her zaman en alttan başlayın. İz falan varsa onu ayarlayabilmeniz için. Ve makası tek seferde en tepeye kadar sürmeyi öğrenin. Tek seferde yukarı. Yani şöyle şöyle böyle böyle değil. Tek sefer dipten girdiniz. Böyle yukarı kadar. Gördünüz mü? İşleminiz bu. Makası durdurmayacaksınız yani. Olduğu yerde. Böyle altları da kontrol etmeyi unutmayın. Adilim iyi mi? Gayet iyi. Mesela gene alttan giriyoruz bakın buradan ufak ufak böyle yukarı doğru hafif çaprazlama bir şekilde alarak kesebilirsiniz. Adem su. Sağ olun. Saçın bu tarafını daha yoğun bırakıyoruz. Şu tarafı. Üstlerle orantılı olabilsin diye. Saçlarda o hatayı yapmayın. Buraları çok fazla kısaltmayın. Şu noktaları. Ki zaten Adel'in oraları da biraz boş.
Biz onu da biraz ayakta tutabilmek için kısaltmıyoruz. Temel sebep o zaten. Değil mi? Ama harbiden sebebi. Şeyken o geriye taradığımız zaman orası daha belli oluyordu. Evet. Bak kısa oraları biraz daha kısalttık, modeli değiştirdik ya. Saç tam oturdu. Ya ben sana söylemiştim. Öyle uzun tuttuğumuz zaman olmuyor diye. Aladım. Gençler görüyoruz bakın bu en dipleri unutmayın. Buradan böyle hafiften kat çıkarak. Makas tarak kombinasyonunu kaçırmayın. Bu ikisi eşit olarak birlikte gidecek. Bu kombinasyonu da kaçırmamanız gerekiyor. Makas ucunu da kullanabilirsiniz bazı noktalarda. Mesela şu dip köşelerde. Bu arada sizler nasılsınız? Böyle yorumlar falan yapın bana da. Nasıl olduğunuzu söyleyin, öğrenelim. Hiç yazmıyorsunuz. Sağ ol. Gençler görüyorsunuz yavaş yavaş izler de kayboluyor. Katı da verdik zaten makinayla. Böyle yukarı doğru şeklimizi artık veriyoruz. Gençler gördüğünüz gibi şu bakın makası atarken iyi dikkat edin şu köşeyi hiç almıyorum. Çünkü neden? Orayı ayırıyoruz. Bunu böyle yapıp cart diye buraya aldığınız zaman bu saçı şu şekli vereyim derken şunu bunu veremezsiniz. Orayı almış olursunuz. Oraya çok dikkat edin. Onun makasın ucuyla alakalı bir durum. Evet gençler bizim şu anki yanlarımız oldu. Şimdi sıra geldi. Üstlere. Al göre. Kanki üstleri ne kadar kısaltacağız? Onu sana ayarla ama. Çok kısaltmayın değil mi? Çok kısalt. Böyle hafiften bir toparlasam yeter. Evet. Zaten o kadar uzun değiller ya. Anladım. Öyle çok fazla kısaltmamıza gerek yok. Gençler, önlere geldik. Öne azıcık. Şu kadar. Bu bizim işimizi görür. Daha yavaş da göstereyim size. Aldığınız saçı çekin böyle. Tık. Bir. Tabii şu, bu sistemi yapmayın. Siz eski sistem yani nasıl? Aldın. Böyle. Bu eski sistem. Sizin yapabileceğiniz. Öyle makası parmakta dolaştırmaya kalkmayın. Kalktığınız zaman genelde düşürülüyor çünkü. Sanki düşüren biri var gibi konuştu. Kim? Yok kardeşim. Hiç öyle şey olur mu? Değil mi Ademciğim? Yapmadım. Tabii ki.
Hangi makas yaptın vallahi ki? Gözler kalbi aynasıdır Ademciğim. Yalan nedir bilmez onlar. Keserek anlatıyor abi. Elindeki makasın mı? Bunu zaten düşürmüş olsan Adem. Oho ben onu çok kez düşürdüm. Ne düşüreceğim abi gözünü şey. Düşürmedim ki ben geldim. Biliyorum düşürmedim. Ama hani sen de bu şekli yapmaya çalışıyorsun ya. Ona diyorum fazla girme. Ben onu yaparken elimi kesiyorum. Heh. Bir şey olmuyor da makas düşmüyor da elimi kesiyorum. İşte sen ilk önce şu kesimleri tam anlamıyla öğren. Ondan sonra ben zaten sana bunun eğitimini vereceğim. Sen merak etme gülüm. Her şey vakti zamanında. Gençler bakın şu önde bir hafif uzunluk var ya mesela şu. Bunu almamız lazım. Ondan sonra şu öne gelelim. Evet. Kanki iyi mi böyle? Gayet iyi. Vallahi bence de iyi. Hadi. Harbiden iyi oldu be. Şöyle bir gençler yaptıktan sonra işi şöyle bir kontrol edin saçı. Nerede ne hata var? Bir onu da bir gözden geçir mesela. Şöyle bir geçin saçın yanına. Nerede ne var mesela bak. Nerede ne var? Şurada hafiften bir ufak bir iz var. Çünkü aradan kaçabilir böyle şeyler. Ona dikkat edeceksiniz. Şöyle bir kontrol edin. Güzelce. Mesela burada bir şey yok ama buradaki saçı fazla almışız. Heh, ayrımı böyle. Kanki, çizik atıyoruz mu? Çizikli mi? Çizikli. Tamam. Evet gençler, sıra geldi çiziklemeye. Siz benden bununla da ilgili bir şey istemiştiniz zaten. Çizik içinde şöyle ayırın. Zaten bu önceden ayrılmış bir yer. Ondan sonra şöyle tarakla tutun. Burayı ayırdınız. Burayı böyle alarak çok fazla girmeden rahat bir şekilde ayırabilsin diye. Aha da bu kadar. Çizikleme al arkadaş. Adem şu beyazı alsana şuradan. Çık da at onu. Heh. O yaşlılık belirtisini al oradan Adem. Hiç belli yok. Gençler. Evet saçlar böyle. Dediğim gibi hani buralar böyle size iz gibi falan gözüküyor olabilir. Ama iz değil bilginiz olsun. Saçlar bitti. Geldik sakallara. Sakalı ne yapacağız? Sıfırla top sakal yapacağız. Onun için de ne yapalım? Adem yaslan. Adem makineyi versene oğlum. Gençler ilk önce bir topça sakalı çizelim. Top sakal çizimi nasıl yapalım biliyor musun? İlk önce top sakallan başlayın. Şöyle çizin. Güzelce. Burayı böyle çizdiniz. Ondan sonra ne geliyor? Şurası. Alt taraf. Makineyi hiç kaldırmadan aynı yerinden izden şöyle devam ederek
buradaki fazlalığı da alarak böyle gidiyorsunuz. Bakın bu taraf zaten oldu da bitti. Ondan sonra nereye geliyorsunuz? Bu köşeye. Nerede kalmışsınız? Şu noktada. Bu noktayı buradan böyle çizerek şöyle, ondan sonra da burayı da böyle yaparak top sakalı çizmiş olduk. Ondan sonra şöyle bir kontrol edin. Nerede ne hata var? Yamukluk var mı? Bir taraf köşeli gelip bir taraf düz mü geliyor? Ona bir bakın. Bakın top sakalı çizdik. İyi mi kanka böyle? Gayet iyi. Güzel. Evet, top sakalın çizimini de böyle yaptık. Ondan sonra zaten yanları böyle alarak sıfırlı. Kanka bu sıfırdan mı olsun? Evet evet, makine sıfırına gerek yok. Bu yeter değil mi? Aynen yeter. Şimdi gençler, benim elim biraz hızlı olduğu için kusura bakmayın. Yani ben böyle makine de iyi alıyor. O yüzden hiç şey kaybetmiyorum. Vakit kaybetmiyorum. Bu altlara da dikkat edin alırken. Mesela yukarı doğru çıkıyor ya. Böyle almayın. Aşağı doğru vurmanız lazım makineyi. Bunlar da, bu bilgiler de işinize yarar. Bunları da öğrenin. Dediğim gibi gençler, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bana yazmayı unutmayın. Ayrıca burada da yorum yapın ya. Bak, bana yorum yapmıyorsunuz, üzülüyorum ben. Kırılıyorum. Hatam varsa söyleyin oğlum bana. Evet gençler, Adil'in olayı bu kadar. Saçlar böyle. Az sonra ben... Az sonra şey, bir fön çekeceğim. Ben onun fotoğrafını çekeceğim. Bu fotoğrafı oraya koyacağız. Şimdilik kendinize çok ama çok dikkat edin. Tamam mı? Bakayım şöyle. Vallahi yakışıklı oldun ha. Erdem. Vallahi yakışıklı oldun. Ulan abi, biz bu işi biliyoruz ha. Evet. Gençler, kendinize çok dikkat edin. İyi akşamlar diliyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum ve like, beğeni istiyoruz. Dikkat edin kendinize, bay bay.